dışarıda da bilmiyoruz ne yapıyorlar yani. Şu an beklemediler, bekliyorlar. İçerideki teyzenin durumu vahim herhalde. Herhalde adli tutuklu gelecek, bilmiyoruz da. Çok kalabalık polisler, ambulans, itfaiye, halk, herkes sokağa döküldü. Fakat içeride teyzeden bir haber yok. İçeride polisler var. Sağlık görevlileri var. Şu ana kadar çıkar. Akabinde dumanlar yükseldi zaten. Oraya gittiğimde bir iki beyefendi, bir de bayan vardı. Müdahale etmeye çalışıyorlardı. Kapıyı falan kırdılar. Zaten ondan sonrasında alevler tüneli sarmıştı. İçeri girilmeyecek derecede bir duman vardı ve duman zehirliydi. Hani beyefendi de çok uyardık, hani içeri girme diye, maskesiz veya da ıslak bir bez tut yüzüne diye. Dinlemedi bizi. Biraz da olsun hani onun sayesinde belki yangın bu kadar büyümedi. Çünkü yangın tüpleri falan götürdük biz ona. Hani hem sağdan soldan diğer insanlar da yangın tüpleri getirdi. Yani bir şekilde itfaiye, ambulans gelene kadar müdahale etmeye çalıştık. Zaten ondan sonrasında da bir yatalak teyze varmış. Birkaç kere de cama vurdu hani beni kurtarın edasında. Ama dediğim gibi içerideki çok zehirli bir duman ve alevler evin içini sardığı için müdahale edemedik. Biz itfaiyeyi bekledik. İtfaiyeci arkadaşlar geldikten sonra derhal müdahale etti. Yani üst katlar olsun, alt katlar. İçeride teyzeyi de aradılar. Teyzeyi bulana kadar sanırım teyze vefat etmiş, ya yanarak ya da dumandan zehirlenerek. Çünkü gerçekten çok aşırı derecede bir zehirli duman vardı. Ondan sonra zaten gördüğünüz gibi şu an itfaiyeci arkadaşlar, ambulansçı arkadaşlar şu an teyzeyi içeriden çıkarmak için uğraşıyorlar. Yani teyze de buradan Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şu an bu kadar.